أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nikah akdinin hükmü. Nikah akdi sahih olmaz ancak velisi ve iki adaletli şahidin şehadeti ile sahih olur. Nikahta veli ve şahitlerde aranması gereken şartlar, nikahta veli ve şahitlerde aranması gereken 6 şart vardır. 1- Müslüman olmaları, gerek veli gerek şahitler olsun bu şart aranır. 2- Bali olmaları, 3- Akıllı olmaları, 4- Hür olmaları, 5- Erkek olmaları, 6- Adaletli olmaları. Ancak zimmiye bir kadının Müslüman bir erkekle evlenmesinde nikah akdinde velinin adaletli olması aranmaz. Bir de cariyenin nikahı için efendisinin adil olması şartı aranmaz. Velide evla olan öncelikli olanlar, velide evla öncelikli babadır. Sonra dede, babanın babası, sonra ana ve babaları bir olan kardeş, sonra babaları bir olan kardeş, sonra ana ve babaları bir olan kardeş oğlu, sonra babaları bir olan kardeş oğlu, sonra amca, sonra amca oğlu ve bu tertip üzere devam eder. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa onun en yakını onu azatlayan efendisidir. Sonra o efendiye yakın olandır. Bu zikredilen tertip üzere kimse yoksa sonra onun velisi hakim olandır, yani kadıdır. İddetli bir kadının daha iddeti bitmeden o kadına açık bir şekilde evlenmeyi teklif etmek caiz değildir. İddeti biten bir kadınla evlenmeyi teklif etmek, caizdir. Kadınlar nikahlamak bakımından iki kısım üzeredirler. 1- Dul olan kadın, 2- Bekar olan kadın. Bekar olan kadının evlenmesi, bekar kadına gelince o kadının babası yoksa dedesi ona zor kullanarak onu istediği kişiye verip nikahlayabilir. Dul olan kadının evlenmesi, dul kadına gelince ona zor kullanarak onu evlendiremez ancak bali olup izin verdikten sonra onu evlendirebilir. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته